Günaydın, hayırlı sabahlar. Saatler onu gösteriyor ve KON TV ekranlarında randevumuz başladı. Hoş geldiniz yayınımıza. Günün ilk saati birlikteyiz ve yine güzel konuklarım var. Mutfakta, hanımeli mutfağında şahane lezzetimiz var. Salonumda konuğum, Özel Selçuklu Hastanesi Tüp Bebek Merkezi'nden Nil Okur hanımefendi var, kadın doğum uzmanı. Bugün tüp bebeğe dair her şeyi konuşacağız. Sizin de merak ettikleriniz varsa lütfen bize ulaşın. WhatsApp numaralarımız birazdan ekranlarınızda olacak. Oradan sorularınızı gönderebilirsiniz. Sadece soru değil, paylaşacağınız olur, yaşadığınız olabilir. Tüp bebek yaptırıp o güzel yavrunuzu kucağınıza alma hikayenizi bizimle paylaşabilirsiniz. Hepsi için ekranlarda WhatsApp numaramız görünecek ve oradan bize ulaşabilirsiniz. Özellikle çocukların seveceği bir lezzet olsun bu. Bugün size pizza yapıyoruz. Lütfen dikkatli dinleyin. Mutlaka hanımlar denemişsinizdir ama bir de hanım eli tarifini deneyin. Bakalım nasıl olacak? Püf noktalarını Ülkü bize anlatacak. Hadi bakalım pizza tarifi için Ülkü'ye günaydın diyelim. Günaydın canım. Günaydın Ayşegül. Nasılsın? İyiyim Allah'a şükür. Sen nasılsın? Hava soğuk. Çok sıcacık soğuk. Bir pizza yap bize. İnşallah, de. İnşallah biz de ısınalım değil mi Ülkü'cüğüm? Evet. Hemen malzeme listemizi. Hamur malzemelerini sayayım önce Ayşegül. Evet. Hamur için bir su bardağı suyumuz var. Bir su bardağı süt. Bir tatlı kaşığı toz şekerimiz. Bir çay kaşığı tuz, yarım yaş maya, bir tatlı kaşığı da tereyağımız var. Evet, bunu güzel aldığı kadar da unumuz var. Bunu güzel bir hamur yapacağız. İç malzemelerde ne kullanacağım? Domatesimiz var, sivri biberimiz, mantar, mısırımız var, konserve mısırımız, sucuk, kaşar peyniri üzeri için. Arzu edenler zeytin de kullanabilirler. Bu şekilde inşallah. Ya da salçamız var. Mutfakta dolapta kalmış olan malzemelerimiz varsa. Aynen domates sosu kullanılabilir, evet. Yazdan yapılmış. Bu şekilde. Hem değerlenmiş olur hanımlar onlar. Hem de bazen kalıyor ya, çocuklar yemiyor, peynir kalıyor, kuruyor, sertleşiyor. Onu da pizzaya koyup yumuşacık yiyebiliriz. İnşallah. Neyle başlayacağız peki? Neyle başlayacağız? Hamurumuz ben hamuru yoğurmakla başlayacağım. Evet. Hamuru elimi unutmuşum da hemen getireyim. Diyelim. İşte hanımlar, mantarımız, mısırımız, sucuğumuz var. Bunlar ana malzemelerimiz. Domates ve biberler de var. Üzeri için bol kaşarımız var. Gerçekten bugün bol olmuş yalnız kaşar. Şey Ayşegül biz şey yapıyoruz. Artanını buzluğa mı koyuyoruz? Buzluğa koyuyoruz. Evet. Bunun malzemelerimizin çoğunluğu buzluktandı zaten. Sucuğumuz olsun, kaşarımız olsun. Bu zaten olsun. Bizim hanım elinde her zaman size söylediğimiz püf noktaları. Hiçbir şey atılmıyor. Hemen buzluğa koyup buzluktan çıktığında tekrar yenisi gibi oluyor. Bir de dolaptan çıkarttık mı rendelenmiş halde daha kolay oluyor değil mi? Genelde rende kullanıyoruz. Evet, sana kolay gelsin. Sağ ol, bereketli olsun diyelim. Ben bunu diyelim. Güzel bir hamur yoğuruyorum şimdi. Tamam canım. Biz seni takipte olacağız. Bir taraftan Özel Selçuklu Hastanesi Tüp Bebek Merkezi'nden Nil Okur kadın doğum uzmanı Nil Okur Hanım'la birlikte tüp bebeği konuşurken bir taraftan da seni takipte olacağız. Sizler de eğer mutfaktaysanız bereketli olsun hanımlar. İnşallah çocuklarınızla sağlıklı yiyeceğiniz, güzel afiyetle yiyeceğiniz lezzetleriniz olsun. Nil Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Günaydın. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Biz de iyiyiz. Bugün birlikteyiz ve tüp bebekle ilgili bütün soruları cevaplandıracağız. Evet, kısırlı tüp bebek. Evet, izleyicilerimizden gelir. İzleyicilerimiz de telefonla ya da mesajla bize soracakları varsa onları da bize ulaşacaklar. Kısırlık tedavisi, tüp bebek nasıl yapılır ya da yapılma aşamasındaki sorunlar neler? Bize ulaşabilirsiniz. Biz bütün soruları cevaplamaya, doğru hızdan cevaplamaya başladık bile. Evet, hocam neyle başlayalım? Neyle Buyurun. Başlayalım? Aslında tüp bebeği birçok hastamız biliyor zaten, ilgili hastalar. İnfertilde işte hormonlar nelerdi, hangi aşamalardan geçilir? Bir over rezerviyle başlayalım evet. isterseniz bugün. Yumurtalık rezervi nedir? Nedir? Yumurtalık rezervi kısa anlamıyla bir yumurtanın zenginliğidir. Her hastanın kendine göre bir yumurta zenginliği, yumurta havuzu vardır. Bunun belli yaşlarda hani 20 yaş üzeri için bizim belirlediğimiz bir normal dediğimiz bir rezerv vardır. 30 yaş için vardır, 40 yaş için vardır. Bunlar bir ideal oluşturursa bizim için hastadan beklediğimiz yumurta cevabını da alabiliriz. Ne zaman önemlidir? Yani her hastaya biz bir hanım geldi çocuk istiyorum deyince her hanım için önemli midir yumurta rezervi? Ne zaman aklımıza gelmelidir? Bazı hastalarda çok önemli tabii.
mesela 35 yaş üstünde, 35 yaş üstünde yavaş yavaş yumurta rezervi azalmaya başlıyor. Çünkü biz doğum anne karnından beri taşıdığımız yumurtaları devamlı tüketerek, harcayarak yaşıyoruz. Yani anne karnında bir çocuğun 1-2 milyon kadar küçük yumurta hücreleri varken ergenlik çağında bu 400 binlere kadar iniyor. Ve 35 yaşlarda 25 binlere kadar azalmış oluyor. Yani sürekli tüketiyoruz. Biz o ay o yumurtayı kullanmasak bile o havuza bir miktar giriyor ve hepsi onlar kullanılmayacak halde çıkıyorlar o havuzdan, bir şekilde tükeniyor. Dolayısıyla da yaş ilerledikçe bu havuz azalmış oluyor. Nasıl peki ölçüyorsunuz bunu? Nasıl belirliyorsunuz? Bu hastalarda yani önce kime dikkat? İşte yaşı dikkat etmemiz gerekiyor. Hastanın hikayesinde bir radyoterapi, kemoterapi görmüş mü? Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Yumurtalık cerrahisi geçirmiş mi? Çünkü her yumurtalık cerrahisi yumurtadan bir miktar alabiliyor. Çikolata hastalığı, çikolata kisti ya da endometrioz istediğimiz hastalıklarda gene yumurta rezervinin düştüğünü görüyoruz. Bazı hastalarda hani rezervi iyi düşünüyoruz ama hastanın hikayesinde hani ben şu kadar ilaç aldım ama cevap alamadık ya da şu kadar az yumurta çıktı. Böyle bir hikaye olduğunda gene bu hastada uyanık oluyoruz. Yani bu hastanın gene acaba bir sıkıntısı mı var diye. Nasıl ölçüyoruz? Yani en başta zaten bizim elimiz ayağımız ultrason ölçümü. Ultrason ölçümü birinci kalitede bizim ölçümümüz, standardımız. O ölçümde yumurta bazal dönemde, adetli dönemde gördüğümüz küçük yumurtacıkları sayıyoruz ve her hastanın o dönem içerisinde, o adet döneminde standart, bizim beklediğimiz standartlarda, yaşının standartlarına uygun olup olmadığına karar veriyoruz. Bunu destekleyen başka testler var tabii. Hormon testlerimiz, özellikle FSH hormonu. Bunun belli aralıklarda olmasını bekliyoruz. Bu bize uyarıcı oluyor. Yine yanında hastalarımızın bildiği işte antimüleryen hormon, AMH, inhibin seviyeleri. Bunları takip ederek hastamıza belli bir doz aralığında ilaç tedavisine başlamaya çalışıyoruz. Peki 35 dediniz ya, 35 yaşından sonra mı bakılıyor? Yoksa daha her öncesinde eğer biz tabii ki tedaviye başladığımız her hastayı mutlaka bir ultrasonla değerlendiriyoruz ve bir bilgimiz oluyor. Bu hastadan hani şu kadar yumurtası var, hangi ilacı vermeliyim, hangi doz aralığında vermeliyim ve ne beklerimi zaten ölçmek zorundayız. Hani yumurta rezervi hem az olduğunda çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bu hastalar özel bir tedavi, farklı, daha yüksek doz, belki farklı protokol seçenekleri sunmamız gerekiyor ama yumurta rezervi çok olan bir de hasta grubumuz var. İşte herkes polikistik over hastalığı. Bu hastalıklarda da özel bir dikkat göstermemiz gerekiyor. Çünkü bu hastalarda salmonella gibi birdenbire yanan hastalar. Yani çok yüksek doz verirseniz çok yumurta çıkartırsınız ama hastaya da zarar vermiş oluruz. Yani uygun az miktarda bile olsa hani hastaya yeter dozda kaliteli miktarda yumurta çıkartmak ve onun işte rahimle birlikteliğini sağlamak amacımız. Peki hocam, tüp bebek tedavisine karar verildi. Daha doğrusu önce aşılamayla herhalde başlıyorsunuz. Orada da hemen polikistik over olan hastanın yaşının bir önemi yok değil mi? Çünkü çok erken yaşta bile olabiliyor. Hatta polikistik 20'lerinde over bile zaten olan oluyor. Erken yaşta başlayan bir hastalık. Polikistik over aslında bir hormonal sistem bozukluğu. İşte yumurta hormonlar arasındaki uyumsuzluklardan kaynaklanıyor. Ve yumurtanın cevabı buna göre olmuyor. Yani LH hormonunun fazlalığı nedeniyle yumurtlama olmuyor. Ve her ay küçük küçük yumurtacıklar birikiyor. Bunun yanında hastada insülin direnci başlıyor. Hormon fazlalığı nedeniyle tüylenme artışı olabiliyor. Kilo artışı olabiliyor. Genç kızlık yaşlarından itibaren başlayan bir hastalık. Maalesef hani bir tane ilaç verelim de tedavi sağlayalım, böyle bir tedavi değil ama hastayı devamlı izlemek gerekiyor. İşte çocuk ergenlik yaşındaysa yumurtalarını baskılayıcı tedavi, evlendi çocuk istiyorsa yumurtlama tedavisi şeklinde devam ediyoruz. Polikistik overden isterseniz konuşalım. Evet. Yani polikistik overde ne yapıyoruz? Tabii ki direkt olarak tüp bebek değil polikistik over hastalığı. Polikistik over hastalığı öncelikle yumurtlamayı sağlamak, hastanın yaşam düzenini sağlamak, egzersiz, kilo verme gibi. Bunlar da bizim aynı ilaçlar kadar etkili olan yöntemler. Bunları sağlamaya çalışıyoruz. Basit ilaçlarla yumurtlamayı sağlayıp hastadan gebelik elde ettiğimiz hastalık grubumuz var. Çok fazla hem de. Bu hastalık grubu bir geniş bir yelpazede, yani çok hafifinden çok ağırına kadar gidebiliyor. Hiçbir tedavi vermeden hamile kalan hastalarımız var. Ufak yumurtlama tedavisiyle ya da işte iğnelik tedavilere geçtiğimiz, aşılamaya, arkasından tüp bebeğe kadar ilerlediğimiz bir hastalık grubu bu. Peki polikistik over hastası
yine de umudunu kaybetmeli mi? Artık böyle bir şey var, bununla yaşıyorum. Hiç. Özellikle erken yaşta eğer yakalandıysa polikistik ya da. Polikistik over hastaları aslında bizim rahat takip edebildiğimiz hastalar. Yani çok çok zengin yumurta rezervi olan zengin hastalar. Uygun doz aralığı, uygun tedavi verdikten sonra yumurtlamayı sağlayıp gebelik elde ederiz zaten. Çok çok iyi bir hasta grubumuzdur. Tedaviye başlarken sanırım hem yeme içmesi hem kilo bunlara verme, dikkat edecek değil mi? Egzersiz çok önemli polikistik overde. Birazcık bunlara dikkat etmesi gerekecek ve tedavi sonucunda da tabii ki gebe kalma şansı vardır. Çok rahat, polikistik overlerimiz çok rahat zaten. Peki devam edelim hocam. Diğer sorularımız vardı. Bir izleyicimizden gelen bir soru var. En iyi embriyoları yerleştirildiği halde başarıya ulaşamadım diyor. Nedir bu en iyi embriyo? En iyi embriyo. Şimdi hastanın başarıya ulaşıp ulaşmaması konusunda birçok faktör var. Embriyo kalitesi tabii ki çok önemli. Ama tüp bebek başından sonuna kadar bir ekip işi. Yani hastaya o embriyoları kalitesine ulaşana kadar hastanın yaşı. Embriyoları yerleştirdiğimiz rahimin içi, rahim zarı. Burada bir problem var mı? Verdiğimiz embriyonun günü bile çok etkili olabiliyor. Bu tip hastalığı tekrar değerlendirmemiz gerekiyor. Biz en baştan hormonları tekrar bakıyoruz. İdeal kiloda mı? Özellikle rahim içerisinde bir problem var mı? Küçük bir polip bile olsa bunlar etkileyebiliyor. İşte tüplerde bir enfeksiyon var mı? Tüplerde bir sıkıntı var mı? Onu değerlendirmemiz gerekiyor. Ve embriyo transferi yapıldığı dönemde yapan kişinin ve işte ekip olarak bir problem çıktı mı, başka bir ne yapabiliriz bundan sonrası için onu değerlendirmemiz gerekiyor. Ve tüm bunlar size bir sonra yapacağınız aşama için önemli detaylar bazen, veriyor değil mi? Evet, hastayı tedavi verirken öğreniyoruz zaten. Düşündüğümüz doza iyi cevap vermeyebiliyor ya da az doz verdiğimiz halde çok yüksek cevap verebiliyor. O sırada bazı problemler çıktığını, ha şunu da yapabiliriz bir sonrakinde dediğimiz hasta grubu olabiliyor. Bunları hastayı bazen tedavi sırasında da öğreniyoruz. Ve bunlar sizin için önemli ayrıntılar oluyor. Polikistik over gibi bir de çikolata kisti vardır. Çok merak edilen, hanımlar arasında konuşulan, hatta sitelerde yoğun şöyle olsun böyle olsun diye bir sürü konuşulan vardır. Çikolata nedir? Kisti aslında adet döneminde adet kanamasının yumurtalarda, rahim içerisinde değil de rahimin dış dokularında biriken küçük adet kanamacıklarıyla oluşan bir hastalıktır. En çok da yumurtalıklarda oluşur ama bunun yanında karının içerisinde tüpler, hatta bazen vücudumuzun başka bir burunda bile oluşabilecek bir hastalıktır. Endometriozistir diğer bir adı. Sıkıntılı bir hastalıktır. En çok hastalar bunlar adet ağrısıyla yakınırlar. Çünkü her adet döneminde kanayan yerlerden dolayı yapışıklık ve ağrı şeklinde devam ederler. Bize yakınmaları bir adet ağrısı, bir de tabii ki bu nedenle oluşan kısırlık nedeniyle başvurmadıkta hastalarımız. Çikolata kistleri hem yumurtanı büyüttüğü için yumurtanın yumurtlamasını engelliyor hem de verdiği sinyaller nedeniyle rahim içerisinde bebeğin yerleşmesini engelleyen bir hastalık grubu. Yumurta rezervini bozan bir hastalık grubu. Mesela çikolata kisti bir hastalığı eğer 30 yaşındaysa biz bu hastayı 3 ila 5 yaş ilerideymiş gibi değerlendirip daha yüksek doz ilaç vermemiz ya da o şekilde tedaviye bakmamız gerekmekte. Çok duyarız işte evlen geçer. Hamile kalırsan geçer denilen bir hastalık var. Tek hastalığımız bu. Yani çünkü hamilelik döneminde çok yüksek dozda baskılandığı için yumurtalar, çikolata kistleri o dönemde bir uykuya dalıyorlar. Ve bu hakikaten tedavi şeklinde oluyor çikolata kistlerine. Ama tersine de çikolata kisti hastalarımızda zor hamile kalıyorlar. Böyle bir paradoks durum var. Ama imkansız olan değildir. Olan vardır çok, değil mi hamile kalıp tabii, bebeğe çikolata kovuşan? Kisti de yüz güldürücü sonuçlar aldığımız bir grup zaten. Yani belli bir büyüklüğünün üstünde ameliyat gerekebiliyor, laparoskopik ya da laparotomi olabiliyor. Ya da daha küçüklerde ilaç tedavisiyle baskılama ya da yumurtlama tedavisiyle hamile kaldığı için hamilelikten dolayı tedaviden fayda gören hasta gruplarımız var. Peki nasıl bir operasyon uygulanıyor? Yani böyle korkulacak kadar çikolata mı? Kistlerinde. Evet. Çikolata kistlerinde amaç çikolata kistini kapsülüyle beraber dışarıya almaktır. En güzel yöntem tabii ki kapalı ameliyat dediğimiz laparoskopik olarak çikolata kistini dışarıya almak ve bunun arkasından hastada ilk 6 aylık dönemde yumurtlama ve hamile kalma şansını beklemek. Çünkü en yüksek, en çok cevap aldığımız dönem bu dönem. Ameliyat sonrası 6 aylık dönem. Ama hani ameliyata gelene kadar da hastalığı zaten medikal tedavilerle hem baskılama hem çocuk sahibi olma şansları yüksek. Peki
o daha sonra tedaviden sonra yenileme ya da yenileyebiliyor. Çünkü birçok odaktan çıkıyor. Yani biz bir büyümüş bir kiste alabiliyoruz ama hani o dönemde milimetrik olan bir kist birkaç ay sonra ya da yıl sonra tekrar başka bir yerden büyüyebiliyor. Ailesel özellik gösterebiliyor çikolata kistleri. Yani çok bizim hastalar kardeşlerde birkaç birbirlerine çikolata kisti olup birbirini beraber gördüğümüz. Daha çok bir hastalık grubunu seçtiği bir fiziksel yapı var. Yani daha zayıf, daha çok böyle her şeyi dert edinen bir bayan hasta grubunda daha çok görüyoruz çikolata kistlerini. Bir de böyle bir özelliği var. Yani duygusal bir yanı var çikolata kistinin kesinlikle. Çok enteresan. Yani hastalıkların tipleri çok farklı. Mesela polikistik over hasta grubumuz daha böyle kilolu, tüylenmeye meyilli, göbek etrafında simit dediğimiz bir kilo globu olan. Çikolata kisti grubu hastamızda daha zayıf. Hakikaten böyle her şeyi böyle didikleyen ruhsal olarak böyle bir hastalık grubumuz var. Çok hani enteresan. Buradan ruhsal olarak infertile çok bağlantılı olduğunu da görüyoruz. Duygularımız bizi nasıl yönetiyor değil mi hocam? Evet. Yani onlar tedavi yönteminde de öyledir ya aşamasında. O duyguların, o moralin, o umutun çok, ne kadar yüksek olursa başarıyı %50 neredeyse etkiliyor. Tabii ki. Tüm bunlarla birlikte. Bahar döneminde yavaş yavaş birdenbire yumurtalar çok daha güzelleşiyor. Çok sık ben rastlıyorum. Yani bahar döneminde verdiğimiz tedavide çok daha güzel rahim cevabı alıyoruz. Daha parlak endometriyum oluyor. O zaman tüp bebek tedavisinde bir mevsim var mı diye isim aslında geldi. Aslında hani istatistik olarak yok. Biz böyle görüyoruz diyorum ama istatistik olarak hani ya bahar mevsiminde daha başarılıdır diye böyle bir istatistik bilimsel bir sonuç çıkmıyor. Ama hani ya bizim mutluluğumuz ya hastaların bize verdiği cevap ben o dönemde endometriyum cevabını çok daha güzel görüyorum. Tabii bahar ayıyla birlikte umutlar da yeşeriyor. Evet. O yüzden doğru olabilir dediğiniz gibi ama tabii bilimsel bir çalışma değil, yok bilimsel bunun. Çalışma istatistiksel olarak taranmış bu ama taranmış. Hani şey değil. Daha başarılı değil aslında. Aynı dönem hepsi. Evet. Bir de rahim içinin kalınlaşması, rahim duvarları. Çok önemli bir konu. Çok önemli. Tıpkı yani polikistik över gibi belki daha mı önemlidir hocam? Şimdi yumurtalar çok güzel. Biz hep yumurtaları geliştirmeye çalışıyoruz. Verdiğimiz ilaçlarla yumurtaları takip ediyoruz. İşte belli bir olgunluğa ulaştıktan sonra kalitesini seçiyoruz ama bir de bunu vereceğimiz rahim içi var. Evet. Hani bunun da en az yumurtalar kadar kaliteli ve eş zamanlı olması lazım. Birbirini karşılaması lazım ki gebelik oluşabilsin. Bunun için de birçok tedavi yapmak zorunda kalıyoruz. Rahim kalınlaşması mesela polikistik over hastalıklarında düzensiz rahim kalınlaşması da oluyor. Çünkü bütün vücut rahim düzeni östrojen ve progesteron hormonunun birbiriyle etkileşmesi, onların birbirlerine karşı oranlarıyla kalınlaşıp incelebiliyor. Ve bunu düzenlemek durumunda kalıyoruz polikistik overde ve diğer hasta grubumuzda. Çünkü ne kadar kaliteli yumurtayı alırsan onun yaşayacağı evi diyelim değil mi? Ev mi diyorsunuz yani? Tabii. Onun barınacağı yerin de iyi olması, daha, güzel evet, olması gerekiyor. Düzgün olması gerekiyor ve eş yumurtayla aynı eş zamanlı olması gerekiyor ki onu kabul edebilsin. Evet. Peki bir de sorularımıza şöyle bakıyorum. Tüplerde sıvı toplanmasını sormuş izleyicimiz. Evet. Bahsedelim mi? Hidrosalpings deriz biz buna. Tüplerde çeşitli enfeksiyonlarla ya da geçirmiş ameliyatlarla yapışıklıklar nedeni tüplerde bir torba gibi toparlanma, hidrosalpings durumu olabilir. Ve bu tüpler biz rahim filmi çektiğinde açık bile görsek, tüplerin açık olduğunu bile görsek fonksiyonel olarak yeterli olmadığını görürüz. Çünkü çok hassas organ, milimetrik ve mikromilimetrik silyaları vardır. Onu yumurtayı içerisine çeker ve spermle beraber döllenmesine sebep olur. Bunlar ayrıca verdikleri sıvıyla rahim içerisindeki bebeğin tutunmasını engellerler. Bu nedenle hidrosalpings bizim uyanık olmamız gereken, bazen yumurta tüplerini almak zorunda bile kaldığımız gereken bir hastalık grubu. Günaydın Hanım Eli'ye, tekrar hoş geldiniz. Yeni gelenler, bugün Özel Selçuklu Hastanesi Tüp Bebek Merkezi'nden kadın doğum uzmanı Nil Okur'la birlikte salonumuzda tüp bebek tedavisini konuşurken, kısırlığı konuşurken bir taraftan da Hanım Eli mutfağında bugün pizza yapıyoruz hanımlar. Ve işte ilk bölüm hamurumuzu yoğurduk. Mayalandı, mayası gelmiş bile çok güzel. Ben bir taraftan tepsiyi yağlarken bakalım Ülkü bir taraftan ne yapıyor? Ben de yoğurduğum hamurdan bu tepsiyle iki tane çıkıyor Ayşegül. Zaten i̇kiye hamuru böldüm. İkiye böldüm. Açıyorum şöyle oklavamla. Ne kadar ince olursa o kadar lezzetli olur tabii pizzada.
O yüzden çok kalın olmayacak yani. Evde yapılanın kalınlığı biraz daha güzel oluyor ve dışarıdaki hiç yenmiyor değil mi? Evet. Kalın ya ben olan. Dışarıdan çok almadım. Bir iki defa aldım sayılır Ayşegül. Onda da ne yaptım? Getirdim üzerine bir sürü hani bu marketlerde hazır satılan donmuşlar. Tekrar bir malzeme daha ilave ettim. Evet. Özellikle yağını, ya, salçasını, evet, yeniden sosu de yapıyorum. Mümkün mertebe hanımlar işte 5 dakikada yoğurduk. 15-20 dakika içerisinde de 20 dakikayı bulmadı bile. Mayası geldi. Hemen elinizdeki malzemelerle döşeyip doğal yani bir şekilde. Yani malzemenin hepsinin tam olması da gerekmez. Elimizde ne varsa. Yağladım. Evet. Haydi yerleştirelim bakalım. Şöyle. Şu şekilde. İşte kendi elimiz göre göre, gözümüz göre göre der. Anne böyle derdi. Salçam vardı Ayşegül. Ben onu şöyle suyla sulandırdım. Başka hiçbir şey yok içinde. Sadece su var. Şöyle. Domates sosu olabilir bu salça yerine dediğim gibi. Biber sosu, hani yazdan kırmızı kapya biberleri yapıyoruz ya. Evet. Çok güzel oldu. Şimdi bol kek atalım değil mi? Tabii ya, salça güzelleştiriyor. Evet, şöyle. Kekiğimizi koyuyoruz. Kekiğimizi de ilave edelim. Malzeme listesi ekranlarda hanımlar, not etmek isterseniz. Daha sonraki malzemeleri istediğimiz şekilde kendimize bağlı. Böyle ilave edelim. Bunu da yapacaksın değil mi? Ha, tabii. Tamam. Ondan hariç iki tane yapacağım. İki tane de var yani hamurum. Tamam. Şöyle. Domateslerimiz, biberlerimiz. Evet. Ve mısır. Mantarlarımız. Mantar da seven, sevmeyin. Evet. Ya da daha küçük doğrayabilirsiniz. Ben severim mesela içinde. Evet. Evet. Sırasıyla şimdi öbürlerine geçeyim. Mısırlarımız var. Rengarenk, i̇şte, ne güzel oldu değil mi? Evet, ne güzel oldu dediğin gibi. Ne güzel nimetlere sahibiz. Evet. Ve bu topraklar ne güzel renkler yetiştiriyor bizim yememiz için. Şükredecek çok şeyimiz var. İşte hanımlar, yeşili, sarısı, kırmızısıyla pizzamız çok güzel görünüyor. Hatta biraz bile yakın plan alabilirsek daha güzel görünür. Ben şimdi fırına göndereceğim, pişireceğim. En sonunda kaşar rendemizi ilave edeceğim. Tekrar bir fırın daha. Evet. Şöyle. Pişmesini bekleyeceğiz. İnşallah seversiniz hocam pizzayı. Tabii ki de çok seviyorum. Sevmeyen yoktur değil mi? O taraf daha cazip geldi şimdi onu zaten. Evet. Özellikle evde yapılanı daha güzel olur. Evet. Çocuklar seviyorlar, dışarıda yemek istiyorlar ama. Hamuru yapma bana şey, fırından işte hemen ekmek hamuru alıp öyle yapıyoruz ama. Ha evet, yapalım? Belki öyle olur. Ülkem öyle daha kolay olmaz. Fırından alıp. Tanıdığımız bir fırından yap. Hani öyle daha pratik geliyor hemen eve giderken. Şey, hocam pratik olur da o hamurlar yalnız hani ekmek hamuru. Yani. Bunun içinde işte. Bizde yağımız falan var. Olmuyor. Evet. Tereyağımız var. Sütü var. Sütümüz yani daha var. Böyle pamuk gibi oluyor. Onlar birazcık daha sert olur. Sert oluyor, kuruyor. Ama evet, olmaz doğru. Değil, olur yani. Ama dediğiniz gibi vakti olmayan için yapacak öyle bir şey oluyor. Yok. Ülkü gerçi 5 dakikada yoğurup 5 dakikada nasıl kabartıyor bilmiyorum. El lezzeti bu. El, evet. Kesinlikle ben de sizin gibi düşünüyorum. Evet, Nil Okur'la birlikte tüp bebek tedavisinde kısırlığı konuşmaya devam ederken sorularınız birikmiş bile. Hemen şöyle başlayalım hocam. 2011'de doğum yapan bir izleyicimiz. Herhangi bir problemim yoktu ama şimdi adet kanamam gitgide azaldı. Her ay daha da azalıyor. Doktora gittim, tahlillerim temiz, stres olabilir dedi. Çok sıkıntılı olan bir insan değilim. Ne yapabilirim?
biraz önce konuştuğum sıkıntılı şeyden belki etkilendi. Hani düzenli adet gören bir hanımın tedirgin olmaması lazım. 28 günde bir, 2 gün bile görse ya da 28'i akıllarında kalmasa, yani 25 ila 35 günde bir diyelim. Evet. Bu aralığı düzenli bir aralıkta 2 ila 5 gün ya da 8 gün arasında bir adet görüyorsa 2 günlük bir bile, adet bile yeterlidir. Onun rahiminin döküldüğünü, yumurtanın hazırlanıp tekrar rahimin döküldüğünü gösteriyor bize. Ama tabii yaşla beraber bazen bu miktar azalabiliyor. Hani çocuk istiyorsa bunu eğer tekrar yumurtaların durumuna bakıp, hormon seviyesine bakıp onu değerlendirmek lazım. Ama tahlillerim yapıldı, normal diyor hastamız. Evet. Çok tedirgin edici bir durum değil aslında. Düzensizlik yok çünkü anlattığına göre. Hı hı. Bir yaşınızı eğer bize iletirseniz değil mi? Yani belki yaşı ve çocuk isteği varsa o zaman tekrar bir başvurması lazım tabii evet, ki. Evet, daha iyi olur. Diğer izleyicilerimiz için de söyleyelim. Sorularınızda yaşınız bizim için çok önemli. Yaşınızı biraz önceki hastada bir tek hani tek bir sıkıntı var. Hani bazen geçirilen cerrahiyle, kürtajla ya da doğumda geçirilen enfeksiyonla falan çok yumurta rahim içerisinde bir yapışıklık olabiliyor. Aşermen sendromu dediğimiz. Bu hastalarda leke leke adet görme ya da hiç görememe, düzgün adet görememe gibi durumlar oluyor. Tabii böyle bir şey olabilir. O açıdan değerlendirmek lazım. Hani o kadar abartılı bir şey söylemiyor sanki. Ama böyle bir şey varsa tabii ki değerlendirmek lazım. Evet. Bir izleyicimiz de kızım adet göremiyor, pek çok tedavi ilaç kullanmış, tüylenmesi var vücudunda da diyor. İlaçları tahmin ediyorsunuzdur mutlaka. Ne yapmalıyım, telaşlanmalı mıyım? Muhtemelen genç kızlık yaşında bir hastamız. Yani kilo artışı varsa, tüylenme artışı varsa, adetleri giderek böyle sarpa sarıyorsa, göremediği duruma geliyorsa daha çok polikistik overi tarif ediyor. Bir doktora başvurması lazım ve hani hemen bir yaşam düzenini ayarlamamız gerekiyor. Egzersiz, kilo verme ve gerekiyorsa yumurtalarına gereken bir tedavi, ilaç tedavisiyle düzenlememiz gerekiyor. Bir de hocam evli olması şart değil değil mi polikistik over tedavisi tabii ki görmesi de. Tabii. Çünkü yani genç kızlıkta başlıyor sıkıntılar. Aslında o dönemdeki yaşam tarzı nedeniyle daha ileriki yaşlarda sıkıntı daha yaratıyor. Büyük risk çünkü alıyor. Yavaş yavaş kilo alıyoruz ve evlilik çağında hani biz bu kiloları birdenbire veremeyecek duruma geliyoruz. Yaşam düzenini o dönemde ayarlaması gerekiyor. Hiç vakit kaybetmeyelim. Nasıl olsa evli değil benim kızım diye düşünmemek lazım. 3 defa erken dönem tekrarlayan gebelik kaybı yaşadım demiş izleyicimiz. Genetik tahlillerimde bir sıkıntı yok. Polikistik över hastasıyım. FSH yükselip düşüyor. Glukofen 850 mg kullanıyorum. Eşimde de ileri sperm hareketliliği yok demiş. Birçok faktör var hastamızda pek muhtemelen. Pek çok sorun var değil hani mi? Bir bahsettiği polikistik over hastası. İşte kullandığı ilaç insülin direnci düzenlemek için kullanıyor. Beraberinde kilo verme, işte yumurtalarına düzgünlü bir tedavi verme, yumurtalarını en güzel hangi ilaçla yumurtlaması sağlanıyorsa bunun sağlanması gerekiyor. Gebelik geçirmiş olması, rahimin bir tutmuş olması güzel ama hani neden düşürüyor? Bunu detaylı araştırmamız gerekiyor. Rahim içerisinde bir problem var mı? Yani tüplerde, rahim içinde bunu engelleyen bir oluşum var mı? Bunun yanında kromozomal bir problemleri var mı ya da pıhtılaşma ile ilgili bir sıkıntısı var mı? Eşinden bahsediyor. 5 milyonun altın ileri hareketli olmayan spermden bahsediyor. Tekrar bir ürolojiyle görüşmeleri gerekiyor. Çünkü bu durumda hastalarımızda biz sadece bayanı görüyoruz ve spermiyogram sonucunu görüyoruz ama erkekte bazen farklı problemler de olabiliyor. Mutlaka bir ürolojinin yardımını alıp bunun muayenesini de alıp tedavide yapılabilecek bir şey var mı? Eğer yapılamıyorsa elimizdeki spermlerle ne yapabiliriz? Yani sadece yumurtlama tedavisi mi? Beraberinde aşılama mı? Ya da yine tüp bebeği mi geçelim? Bunu değerlendirelim. Değerlendirmemiz gerekiyor bu tüp hastalarda. Sadece hanımefendinin değil beyefendinin de birçok faktör var bu hastamızda. Evet, yumurtalıklarım yavaş çalışıyor. Eşimde sperm sayısı az sayıda 5 milyon demiş. Normal yoldan çocuk sahibi olabilir miyiz? Lütfen hocamdan cevap bekliyorum 5 demiş. Milyonu bilerek mi yazmışlar? 5 milyon bizim için sınırdır. Mesela 5 milyonun üzerinde sperm vermemiz gerekir aşılamada bile. 5 milyonun altındaki değerler bizim için tüp bebek sınırlarına girer yavaş yavaş. Hani sadece sayı değil onun hızlılığı, kalitesi, beraberinde morfolojik bir problem var mı? Bunu değerlendirmemiz gerekiyor. Ama bu hastamızın mutlaka bir yardıma ihtiyacı var. Peki normal yollardan? Normal yollardan çok oyalanır. Yani biraz böyle mucize gibi olur sanki bu şekilde kalırsa mutlaka bir tedaviye başlaması gerekiyor. O zaman hocam hiç vakit kaybetmemek lazım değil mi? Çünkü her geçen 6 ayın bile bir önemi var. Bir yıl hani hastalığımızı biz bir yıl beraber olun. Yaşınız eğer 35 yaşın altındaysa bir yıl içerisinde gebelik olmadıysa mutlaka bir doktora başvurmalarını öneriyoruz. Sadece 35 yaşından üstündeyse hastamız tabii 6 aydan fazla da beklemelerini düşünmüyoruz.
Eğer hastamızın daha önceden bildiği bir hikayesi yoksa. Yok ise. Evet, şöyle sorulara devam edelim. 30 yaşındayım, çocuk düşünmüyorum, bir çocuğum var. Ayağa kalkmam gerekiyor tabii. Sezeryanla doğum yaptım. 21 günde bir oluyorum. Adet düzensizliği varmış. Ne yapabilirim demiş. İkinci bir çocuk düşünüyorum demiş. Pardon hocam. 30 yaşında. Aha, 21 günde bir adet görüyor. Hı hı. Yani sık adet görüyor. Birinci olarak hani başka problem, depolarındaki demir depoları boşalmış mı, B12'si boşalmış mı? Bunlara bir bakmak, değerlendirmek lazım. Önce hastamızın bir adet düzenini oluşturmamız gerekiyor. Hani düzenli olsa bile hani belki de yumurtlaması çok erken dönemde oluyor. Rahimin bu luteal faz dediğimiz dönemi çok kısa oluyor. Bunu bir düzenlememiz gerekebilir. Peki düzenleme dediğiniz o sayı ne kadardır? Yani her yaşta farklı olur gerçi. Adet düzenleme adet, aralığı düzen, nedir? 25'ten altındaysa düzenlemeye ihtiyaç vardır. Çünkü çok sık adet görür. Bu dönemde de anemisi başlar hastanın. Başka problemleri beraberinde getirir. 25'i geçmesi lazım 25 yani. Günün geçmesi lazım mutlaka. Ve ayrıca başka problemler de olabilir. Yani adet düzensizliği yaratan sadece yumurtalık rahim değil. Hani tiroid problemi olabilir, prolaktin yüksekliği olabilir. Kilosuyla ilgili böyle çok kilo alma ya da çok birdenbire çok kilo verme gibi durumlar olabilir. Hepsini değerlendirmemiz gerekiyor. Evet. Polikistik over hastası bir izleyicimiz yazmış. Hepsine buradan geçmiş olsun diliyoruz toplu olarak. Yaşım 22, 2 aşılama yaptırdım, tutmadı. Tüp bebeği de eşim istemedi. Bu ileride sorun olur mu? Sorun demiş. Olur mu? Hastamızın yaşı çok genç. Aslında çok hani zaten hemen tedaviye başvurmuş. Aşılama tedavisi bizim doğal bir yöntemimiz aslında. Ne yapıyoruz? Yumurtaları normalden fazla geliştiriyoruz. Rahimi hazırlıyoruz. Eşinin spermine uygun yumurtalarını çatlattığımız güne çağırıyoruz. O spermi hareketlendiriyoruz. Yabancı hücrelerden ayırıyoruz ve konsantre bir şekilde rahimin üst tabakasına bırakıyoruz. Ne oluyor ondan sonra? Spermle yumurtalar kendi doğal ortamında birbirleriyle buluşuyorlar ve gebelik gerçekleşiyor mu onu bekliyoruz. Doğala bir yakın bir yöntem olduğu için başarı şansı da %10'u geçmiyor. Yani hastamız bundan dolayı olamamış olabilir. Yani başarı şansından dolayı aşılamanın. Ama eğer hastamızda bir problem yoksa, yani yumurtlaması düzenli, eşinde sperminde farklı bir problem yoksa, beklediği dönemde de, tedavi almadığı dönemde de zaten hamile kalma şansı var. Ama ne kadar beklesin? Tabii ki yani 6-8 aydan fazla beklemeyip tekrar hani tekrar bir değerlendirilmesi gerekiyor. Ne kadar yaş hani küçük dedik falan ama sizin dediğiniz gibi vakit kaybetmemek gerekir. Lazım. Demiş ki bir de izleyicimiz, şu an diyet yapıyorum, kilo veriyorum. Kilo verince düzelecek mi? Çünkü eşim istemiyor demiş. Niye istemezse eşler? Yani bu tüp bebeğe karşı bir tabii negatif düşünce var hala. En çok işte başkasının sperm, başkasının yumurtası, hala bunu düşünüyor yani hastalarımız. Yani kilo vermesi yeterli olacak mı peki? Hayır, bu ikisini karıştırıyor zaten. Hani kilo vermesi, eğer polikistik overse tabii tedaviye çok yardımcı olacak. Yani o da ilaç etkisi kadar bazen etkili oluyor. Ama hani erkeklerin bunu istememesi bu tedirginliklerinden kaynaklanıyor. Türkiye'nin yasaları bunu çok fazla koruma altına almış durumda zaten. Yani çok fazla cezai durumları var. Hani uygulayan kişiye, tüp bebek merkezine bunu yapmak zaten yasak. Yani başka birinin yumurtasını, spermini bir şekilde kullanmak mümkün değil. O yönden çok rahat olabilirler ve her hastanın her verdiği ürün sadece onun kullandığımız o işte pipetler, camlar ona kullanılır ve atılır. Başkasına zaten karışması mümkün değil. Ve çift kontrol yapılır. Hem ismi, kimliği doğrulanır. Zaman yani tek kişi ve bu çok kalabalık yerler değildir tüp bebek merkezleri. Yani bunu kontrol edebilecek kapasitede insanlar çalışır. Ve hani o dönemde yani mutlaka çift kontrol yaparak bunları karıştırmak mümkün değildir zaten. Hiç bu korkuları yaşamaya gerek yok dediğiniz gibi hocam. Bir izleyicimiz de benim 4 santimlik kistim var yumurtalıklarımda. Ben çocuk istiyorum, normal bir yolla çocuk yapabilir miyiz? Kistler çok farklı olabiliyor. Basit kistler her hanımın en az bir kere başına gelir zaten. Basit kist nedir? Hani yumurtlamayıp, çatlamayıp içeride böyle su, kendi içerisinde sıvı biriktiren kistlerdir. Böyle bir şey başına gelmiş olabilir. Ya da başka bir türlü bir kist olabilir ama burada önemli olan hastanın bu kistin yanında yumurtluyor mu? O kistin doğallığı yani natürü nedir onu değerlendirmek gerekiyor. Tedaviye cevap veriyor mu? Bunu değerlendirip ona göre konuşmak lazım. Basit bir kistse çok önemli değil. Tedaviyle geçecektir zaten. Evet. 35 yaşında bir izleyicimiz. 3. bebeğime hamileyim.
110 kiloyum sezaryen, ikinci sezaryenim, bebeğim 3 aylık. Doğumum zor olur mu demiş. Konumuzla bağlantısız ama okumuş olduk hemen. Değil ama hani bu genel olarak tabii ameliyat riskini arttırıyor kilo. Bunun yanında getirdiği tansiyon, şeker hastalığı da varsa tabii ki riskini arttırıyor, evet, hastamızın. Zor olacaktır. Her şey için zordur yani, değil mi hocam? Kilonun hiçbir zaman bir faydası yok yoktur hiçbirimize. Doğru. Hem doktora hem hastaya külfet oluyor maalesef. Güzel günlerde bebeğinize ulaşın inşallah diyelim. 36 yaşında bir izleyicimiz. İki haftada bir adet oluyorum ve çok ağrılı oluyor. Benim problemim ne olabilir? Bebek düşünüyoruz demiş. Bu hastanın değerlendirmesi. İki hafta gerçekten iki haftada bir, iki hafta 14 günde bir gibi anlıyoruz ama muhtemelen o şey yapıyor. Hani 14 gün temiz kalıyorum anlatıyor muhtemelen. Böyle bir durum var. Tekrar yumurtlaması gerçekten düzgün oluyor mu? Ve yumurtlama sonrasında rahim bunu kalınlaşarak telafi edebiliyor mu? Bunu görmemiz lazım. Hani mutlaka yumurtlama düzenini sağlayıp ondan sonra değerlendirmemiz lazım bu hastada. 15 günde bir çok fazla. Sizin dediğiniz gibi kansızlık bir de da bazen hani bize 15'miş gibi geliyor ama ben hastalara özellikle söyleyeyim. Takvimde işaretleyin. En az 3 ay üst üste işaretleyin. Bize çok sıkmış gibi geliyor ama hepimiz yapıyoruz, unutuyoruz. Yani aslında 15 günde olmayabiliyor bazen. Daha uzun da olabiliyor. Sizin dediğiniz gibi tam takip etmek için işaretlemek gerekiyor. En az 3 ay takip etmek gerekiyor. Evet. Bir izleyicimizde çok yoğun adet oluyorum. 20 günde bir 3 gün çok aşırı geliyor. Bir ilaçtan bahsetmiş kullandığından bebek düşünüyoruz demiş. Yine aynı yani sorun. Yani hastayı görmemiz gerekiyor. Tabii ki baştan itibaren yumurtlaması düzensiz bir hasta. Yumurtlama olmazsa gebelik olmayacaktır. Evet. Tekrar yumurtlamasını sağlamamız bildiği gerekiyor. Bildiği için zaten telefonlar geçiyor. Nil Hanım'a ulaşabilip daha detaylı olarak konuşmanızda fayda vardır. Tabii biz burada sorulara ulaşmaya, yetişmeye çalışıyoruz ama sizin dediğiniz gibi görmeniz ve incelemeniz gerekir değil mi? Yani yumurtlama işin sonu sonuçta yumurtlama ve yumurta rezervinde bitiyor. Yani hastalarımız ne yapmalı? Bir şeye de değinmedik aslında. Sigara da çok etkiliyor hastalarda. Hani bir hastanın yumurtası erken menopozu, yumurtasının erken yaşlanmasına da sebep oluyor. Biz evde ne yapabiliriz? Yani sosyal alışkanlıklarımızı değiştirebiliriz. Yani ideal kilomuza ulaşabiliriz. Bu şekilde yumurtalarımızı daha düzgün hale getirebiliriz. Buna rağmen olmuyorsa da başvurmamız gerekiyor. Bir izleyicimiz de sevgilerimizi gönderiyoruz kendisine güzel cümleleri için. 22 yaşında 3 aylık evliyim, adet dönemimi çok ağrılı ve sancılı geçirdim. Yumurtalıklarımın üstünde doktora gittiğimde küçük küçük kistlerin olduğu söylenildi. %75 doğal yollardan hamile kalacağımı söyledi. Çok korkuyorum. Hamile kalmak istiyorum. Ne yapabilirim demiş. Hastamız 3 aylık evli. Hani küçük küçük kistlerden polikistik ovari kastediyor olabilir ya da bu kadar erken dönemde zaten yumurtalar çok zengin olur. Bizim bu bazal foliküler dediğimiz çok çok zengin multifoliküler yumurta yapısı olabilir. Bunu kastediyor olabilir. Eğer düzenli adet görüyorsa bir problem değil zaten. Ben onları bir yıl bekleyip düzenli adet görüyorsa bir yıl bekleyip eğer bir yıl sonunda gebelik olmazsa o zaman doktora başvurmalarını öneririm. Evet. Bir daha sorumuz. Yine aynı soru var. Hocam şu adet düzensizliğini ve sayı gün durumunu şöyle toplu olarak cevaplandıralım. Çok fazla 20 günde oldum diyenler var, düzensizim diyenler var, bebeğim olur mu diyenler var. Hepsine bir cevap olmuş olsun. 25 ila 35 günü biz alalım. 25 günde bir, yani bir adetin başından diğer adetin başına kadar 25 günde bir görüyorsa ve bu adeti 6-7 günden fazla sürmüyorsa önemli değil. Bu bir düzendir. 35 gün için gören için de düzendir, 25 gün için gören de düzendir. Bunun içinde eğer bir yıl beklerse gebelik oluşacaktır. %80 ihtimalle gebelik oluşacaktır zaten. Hastamız eğer 35 yaşın altındaysa bu şekilde ama 35 yaşın üstündeyse 6 aydan fazla beklemesini önermeyiz. Evet. Doktora başvurmasını öneririz. Yaş bizim için önemli dedik. 35'ten sonra hiç vakit kaybetmemek gerekir. 28 yaşında bir hastamız yine 73 kiloyum demiş. Böyle yazdığınız zaman daha doğru daha güzel, konuşuluyor. Evet. Hem kilonuzu hem yaşınızı lütfen bize iletin. Eşimde ileri sperm hareketliliği yok denecek kadar az demiş.
ne yapabiliriz? Sanırım kendinde hiçbir sorun yok. Erkek soru. Sperm parametrelerinde belli bir sayı öneririz. 15 milyon üstünde ve hareketli sperminde %50 o kadar olmasını bekleriz. Ama bu sperm hareketleri de iyi kalite, orta kalite şeklinde de değişir. Ama dinamiktir. Erkek spermleri dinamiktir. 3 ayda bir de değişmektedir. Yani tek bir sperm tahlili aslında pek çok fazla bir şey anlatmaz. Yani bunu doğrulayan bir sperm tahlili daha olması gerekir. Ve bunun sebebi var mıdır? Varikosel ya da işte hastanın kendi sosyal alışkanlığıyla ilgili bir problem var mıdır? Bunu değerlendirmek gerekiyor. Tedaviye rağmen düzelmeyen hasta grubunda da hastanın hareketli sperm sayısına göre de aşılama, gerekirse de tüp bebek tedavisine yönlendiriyoruz hastaları. Evet. 7 aylık evli bir izleyicimiz, aşırı akıntım ve sarı renkli olarak var. Bebek düşünüyoruz, akıntı sorun olur mu demiş. Şimdi bunu enfeksiyon açısından değerlendirmemiz gerekiyor tabii. Yani kısırlığın sebeplerinden bir tanesi de yoğun enfeksiyon. Ama basit vajinal akıntılarda kısa küçük tedavilerle zaten tamamlanır. Yeni evlilerde zaten bu tür vajinal enfeksiyonlar sık gördüğümüz ve tedavisi kolay olan yöntemler. Görmek ve değerlendirmek lazım. Sizin dediğiniz gibi iltihap olabilir. Olabilir. Tedavisi basittir. 2,5 aylık beşizlere hamileyim demiş. Çatlatma ile gebe kaldım. Hayırlı olsun. Haftada. Şimdi tabii hastamızda birden fazla çocuğumun yumurta gelişmiş. Çocuğumun demiş yaşama şansı yüksek midir? Şimdi bu hasta grubu, hastayı doktoruyla mutlaka görüşmesini tavsiye ederim bir an önce. Tabii riskli bir durum. Beşiz gebe çok riskli bir durum. Kaç çocuğum yaşayabilir demiş. Çok zor. Tekrar doktoruna ulaşıp konuşmasını tavsiye ederim. Çünkü birden fazla yumurta gelişmiş ve hepsi döllenmiş. Çok nadir görülen bir durumdur. Ama hani beşiz gebelik çok zor, çok tehlikeli bir durumdur. Bir an önce doktoruna ulaşmasını tavsiye ederim. Peki bu çoklu gebelikler tüp bebekte karşılaşıyoruz. Evet. Bunlarla ilgili neler yapılıyor son dönemdeki çalışmalarda? Çoğu gebeler tüp bebekten çok aşılamada ve yumurtlama tedavilerinde daha çok karşılaşıyoruz. Çünkü tüp bebekte sınırlandırılmış durumda. Yani yasal olarak 2010'dan beri hani hasta 35 yaşın altındaysa bir embriyo, üstündeyse iki embriyoya vermeye ancak izin veriliyor. Ama buna rağmen hani iki embriyo verilip de ikiz gebeliklerimiz oluyor mu? Oluyor. Ya da yumurtlama tedavisinde biz o dönemde çatlatma izni verdiğimiz dönemde 1-2 yumurta görüyoruz ama arkasından gelen yumurtalar kendiliğinden çatlayıp gidiyor. Ondan dolayı böyle 200-300 gebelikler olabiliyor. Daha sık karşılaşıyoruz tedavi tabii ki. Ama hani bizim istediğimiz aslında amacımız sağlıklı bir tane gebeliğe ulaşmak. İstediğimiz bu. İkiz hadi yani kabul edebileceğimiz ve takip edebileceğimiz bir durum. Ama daha fazlasını inanın biz de istemiyoruz. Yani gebelik olursa bile 300-400 kesinlikle biz de istemiyoruz. Mümkün olan sağlıklı güzel tek gebeliğe ulaşmak. Yeni gelenler için kocaman bir günaydın yollayalım. Bizimlesiniz bugün hanım elinde yine güzel konuğumla birlikte. Kadın doğum uzmanı Nil Okur'la birlikte tüp bebek tedavisini sizden gelen soruları cevaplarken hanım eli mutfağında da Ülkü bize bugün pizza yaptı. Çok güzel görünüyor. Eline sağlık. Evet, fırından çıkmış. Biraz pişti. Evet, üzerlerine pişirdim. Hemen kaşarı. Şimdi kaşarını şöyle gönderiyoruz. Evet, bol seversek bol. Bir şekilde. Sonrakilerin kekiğini unutmuşum Ayşegül. Şimdi atsak. Attım biraz üstüne de. İlla o salçanın üstüne mi atarsak tabii, güzel olur? Tabii piyanlaması için. Ha, yanmaması hani şimdi için. Üstünün kuru piyanlaması için. Bir de salça da daha böyle lezzetini içine çeker, hamurla birleşir. Bu şekilde. Kaşarımızı koyduk. Şöyle diğer tepsilerimizi de gösterelim. Hepsi hazır. Bunu tekrar hazır. Kaşarları eriyene kadar bir fırın yolculuğu da var. Daha sonra da öbürlerini. İşte hanımlar diğer tepsilerimiz de hazır. Evet. Harika görünüyor. Biz bir tanesini pişirdik, evet. Kaşarını yolladık ve tekrar fırına veriyoruz. Evet. Kaç dakika daha duracak? 2 dakika, 3 dakika dursa yeterli. Kaşarlar eriyene kadar. Eriyene kadar. Zaten pişmiş durumda çünkü. Evet. Çok güzel görünüyor. Bugün 3 tepsi yaptık ama çok bu size demeyin. Biz burada ekipçe çok kalabalığız. İçeride bekleyenler var. İçeriden haber gönderiyorlar bir de. Tepsi lazımsa gönderelim. Gönderelim diye. Bir daha yap diye. Eline sağlık. Bereketli oldu Ülkücüğüm. Senin elinde hep bereket var zaten.
Arkadaşlar oradan tableti bana uzatabilir misiniz? Lütfen unutmuşum. Biz devam ediyoruz. Özel Selçuklu Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı ve Tüp Bebek Uzmanı Nil Okur'la birlikte sorularınızı cevaplandıracağız. Over rezervinden bahsetmiştik. Onu şöyle bir tekrar edelim mi hocam? Bugünkü yumurtanın zenginliği ama diyelim. Hani biz böyle Türkçeleştirelim. Şey düşünün, bir çuval domates düşünün. Biz bunu aldık. Güzellerini seçip kullanıyoruz, seçip kullanıyoruz. Evet. En altta ne yapılıyor maalesef? Sona kalanlar kullanıyor. Hani yumurtalarımızı da böyle kullanıyoruz maalesef. Yani doğumuzdan itibaren devamlı iyilerini kullanıyoruz, kullanıyoruz ama hani küçük yavaş yavaş da bunlar azalıyor. Yaşımıza bağlı olarak azalıyor. Bazen de yaşıtlarımıza oranla biraz daha çabuk yaşlanmaya başlıyor. Over rezervi bu bizim için önemli. Ve buna bakarak biz tedaviyi düzenliyoruz. Hastadan bu rezerve göre bu ilacı vermeliyim ve şunu beklemeliyim diye kafamızda bir plan yapıyoruz. Hastalar ne zaman uyanık olmalı? Bir ilaç tedavisi gördüyse, yani radyoterapi, kemoterapi gibi, yaşı ilerideyse, FSH hormonu yüksekse, kiloluysa, evet, çikolata hastalığı, çikolata kisti gibi bir hastalığı ya da endometriozis hastalığına sahipse, daha önce ilaç tedavisi görmüş ama bunlardan iyi cevap alamamış, yumurtlaması güzel olmamış gibi bir hikayesi varsa, mutlaka hem hastanın bir an önce dikkat etmesi gerekiyor hem de biz bu tip hastalara daha bir özenli yaklaşmamız gerekiyor. Tersine yumurta rezervi çok yüksek olan hastalıklarda da, yani işte polikistik over hastaları gibi, bu hastalarda da daha dikkatli bir doz aralığına girip bu hastaları çok şişirmeden uygun, güzel yumurta, güzel rahim içine elde etmemiz gerekiyor. Orada da tedavi uygulanırken önemlidir değil mi doktor hanım? Çok önemli. Polikistik overlerde tabii ki çok. Hem çok yüz güldürücü bir hasta grubudur. Çok zengindir yumurtaları. İlacı verirsiniz güzel gelişir ama hani çok yüksek verirseniz birdenbire yanarlar. O yüzden hani iyi bir doz aralığına girmek gerekiyor. Hastalarım işte şiştim, nefes alamadım, karnım şişti falan. Over hiperstimülasyon sendromu dediğimiz durum budur. Bu duruma sokmadan güzel yumurta çıkartmaya çalışmamız gerekiyor. Burada hekimin uygulanılacağı yerin değil mi çok fazla tabii, önemi yani vardır. Tabii yani verilen ilaç tedavisinin tecrübesinin çok önemi var tabii ki. Evet, bakalım şöyle sorularımıza. Bir de aşılama yapmadan tüp bebeğe geçilebilir mi? Pek çok soru var. Bir grup hastamızda zaten geçmemiz hangi gerekiyor. Hangi grup hastalar İlk mesela? Zaten tüp bebek tüpleri olmayan bir hastaya yapılmış. 1978'de dünyada. Yani ilk olarak tüpleri olmayan hasta grubu için yapılmış. Yani tüpler eğer hasarlıysa, yoksa tıkalıysa zaten bu hastalara direkt olarak tüp bebek yapmak zorundasınız. Çünkü arada bir bağlantı yok. Yumurtayla spermi oluşturacak bir bağlantı yok. Bu hastalar direkt. Bazı erkek grubu hastalarda işte bu belli bir sayının ve hareketlerin az olduğu hasta grubunda yine direkt olarak tüp bebek yapmak zorundasınız. Ki diğer yöntemler zaten tamamen oyalanma oluyor. Bir hasta grubumuz daha var. Zamanı çok kısa olan, 38 yaş üzerinde olan, yumurta kalitesi çok az, rezervi çok düşük olan hasta gruplarında da hani diğer ilaç tedavileri, aşılama tedavileri hakikaten hastayı oyalama ve zamanını boşa geçirme olarak değerlendiriyoruz ve en yüksek cevap aldığımız tüp bebeğe yönlendiriyoruz bu hasta grubunda da. Bunlara dikkat etmek lazım. Evet. Bunun için aşılamayla oyalanmamak. Bazı hasta gruplarında böyle. Bir de izleyicimiz telefonla özellikle aradığı için hocamdan cevap istiyorum. Özel bir biz buna hormon spiral diyoruz. İlacın ismini yazmış ilacın. Hormon spiral, akıllı spiral diyenlerimiz de oluyor. Böyle de bilebilirler. Progesteron salgılayan bir hormonal sistem. Normal spiral takılması gibi takılıyor rahim içerisinde ve düşük doz olarak devamlı progesteron salgılıyor. Hem gebeliği önlüyor. Çünkü rahim içerisinde devamlı ince tutuyor. Oraya bir gebelik oluşmasını önlüyor. Hem de bir tıkaç oluşturuyor salgıyı azalttığı için. Spermlerin girişini önlüyor. Bu hem korumak amaçlı takılmış olabilir. Tedavi amaçlı olarak da kullanıyoruz biz. Çok kanayan hastalarda, adetlerini bir türlü toparlayamadığımız, anemisini düzeltemediğimiz hastalarda rahimi devamlı ince tutup kanamasını düzeltmek için kullanılmış da olabilir. Bu nedenle takılmıştır. Hormonal bir sistem olduğu için 3 ay vücudun buna ancak uyum sağlayabilmesi lazım. Başlangıçta ilk takıldığından itibaren böyle küçük küçük lekelenmeler olabilir. Normaldir onlar. Çok normaldir. Hastamıza tavsiyem 3 ay buna bir alışmaya çalışsın. Ama 3 ay içerisinde çok böyle şakır şakır kanıyorsa, çok sıkıntısı varsa tabii ki başvursun doktoruna ama hafifse bir 3 ay dayanmasını, arkasından doktoruna gitmesine tavsiye ederim. Çünkü pahalı bir yöntem bir de. Yani hemen tak çıkar olmayacak bir yöntem.
Ama kanamanın olması sizin dediğiniz gibi ilk bir ayda. Ancak kalışıyor. Ayda. Çünkü rahim orada kalınlaşmaya çalışıyor. Oradaki spiral onu inceltmeye çalışıyor. Ancak uyum sağlıyorlar. 3 aydan sonra ama üç devam ediyorsa mutlaka görünmeniz gerekir. Adet düzensizliğim var. İlaç isimleri vermiş. Hapları kullanıyoruz. Bebek için bir sorun olur mu bu kullandığım haplar demiş. Şimdi haplar mutlaka doktoru vermiştir. Hı-hı. Olmaz. Bir de şöyle bir şey var. Hiçbir ilaç yumurtayı tamamen kötü ya da tamamen iyi hale getirmiyor. Özellikle doğum kontrol hapları. Bu çok böyle bir halk arasında bir yanlış inanış var. İşte doğum kontrol hapı kullandım yumurtalarım bozuldu. Doğum kontrol hapları o kadar güçlü ilaçlar değil. Hı-hı. İlacı bıraktıktan sonra 1-2 ay içerisinde tekrar eski haline dönüyor. Eskiden iyi çalışıyorsa iyi, eskiden kötü çalışıyorsa kötü haline dönüyor. Kullandığı ilaçları doktoru vermiştir. Bir problem olacağını zannetmiyorum. Hı hı. Ama tabii çocuk için de öncelikle yumurtlama tedavisi esastır. Güzel yumurtlamayı sağlamak esastır. Bunu sağlayacak tedavinin verilmesi gerekiyor. Evet. Bir izleyicimiz de yine 30 yaşında bir izleyicimiz. 5 ay önce adet gördüm fakat tekrar görmedim. Ara vermesi peki hepsi için bir biraz cevap önce, olsun hani söyleyeyim, hocam. 35 günden uzuyorsa adetlerimiz, hı hı. Hani bir ay 35, bir ay 2 ay, bir ay ne olduğu belli değil, bir ay 15 günse bu zaten bir problemdir. Hı hı. Direkt olarak yumurtlamasında bir problem var demektir. Bunu düzenlemek gerekiyor. Hı hı. Peki normal giderken birkaç ay olmaması, duraksaması, tekrar başlaması tekrar da düzene yine girmesi, bir düzensizliktir değil mi? Geçici bir durum olabilir. Hani yumurtasında bir basit bir kiste olabilir. Hı hı. O ay çok büyük bir stres yaşamış olabilir. Birdenbire çok kilo almış, kilo vermiş olabilir. Hı hı. Ya da tiroidlerinde bir problem olabilir. Bunlarla da çok sık karşılaşırız. Yani tek bir kerelik düzensizlik çok önemli değil ama bu tekrar ediyorsa tabii ki ulaşması gerekiyor. Evet. Bir de erkek izleyicimizden gelen sorular var. Onlar için de genel bir cevap olsun. Hepsine bir sorayım bu soruyu. Sperm azlığından ve kalitesizliğinden, hı hı, bahsedilmiş. Şimdi erkeklerde hani belli bir sayı, hareketlilik ve kalite. Üçünü, hı hı, birden gözlememiz, evet, gerekiyor. Basit bir sperm tetkikiyle. Spermlerin normal olup başka problemi olan hastamız çok az ama yine de bir üroloji muayenesini ben tavsiye ediyorum. Bir ürologla görüşmesini tavsiye ediyorum. Genel yaşam tarzları erkeklerde çok önemli. Sigara kullanımı direkt olarak sperm hareketliliğini bozuyor. Alkol, genel çok sıcak ortamda böyle hamam, fırın gibi çalışılan ortamlarda, kimyasal maruziyet yine erkeklerde çok önemli. Ama kadınlar gibi değil, kadınlar sahip olduğu yumurtalarla ömür boyu yaşamak zorundalar ama erkekler sperm miktarını, hareketini, kalitesini değiştirebiliyorlar. Yaşam tarzlarıyla, kullandığı ilaçlarla değiştirilebilmesi de mümkün. 3 ayda bir yeni bir sperm kalitesi ortaya çıkabiliyor. Onlarda da yine kilo önemli midir? Kilo tabii onlarda da önemli. Yaş erkeklerde çok önemli değil. Kadınlar gibi çok büyük bir yaş aralığı yok. Hani ileri yaşta bile tabii erkekler çocuk sahibi olabiliyor. Ama işte sporun, yediklerinin, içtiklerinin. Evet, genel yaşam tarzının çok önemi ve var. Ve sigaranın. Sigara çok önemli. En çok hareketlilikte sigarayla karşılaşıyoruz. Bayanlarda da çok önemli. Bayanlarda da yumurtlama kalitesini ve yumurta yaşlanmasını etkiliyor. Şöyle bir şey var hocam. Eğer problem hanımefendideyse ve hanımefendi tedaviye başladıysa, zaten sigara içmiyorsa, erkeğin devam etmemesi yine de gerekir, gerekiyor değil mi? Gerekiyor tabii. Bir de etkilendiğimiz sigara ya var. Yani eşi içiyorsa sorunum... zaten kendisi de içmiş kadar oluyor. Çok bir şey değişmiyor aynı, hı-hı, ortamda. O yüzden hani benim sorunum değil, tedaviyi zaten sen görüyorsun mantığı olmamalı. Bir de artık hani herkes de kabul, yani bu artık bir bilinen bir gerçek. Kısırlık tedavilerinde hani %50-60 kadar bayan faktörü var ama %40'a yakında erkek faktörü var. Bazı hastalarda işte biraz önceki hasta gibi hem bayanda hem erkekte de problem oluyor. Çok sık karşılaşıyoruz artık erkek faktörüyle. Bu kullandığımız ilaçlar olabilir, yaşam tarzımız, işte bilgisayarlar da olabilir ama daha çok karşılaşıyoruz artık. Evet, aşılama yaptıran bir izleyicimiz bir ilaç kullanıyorum, bu zarar verir mi bana demiş ki doktor verdiyse herhalde zarar vermeyecektir. Hani ya yumurtlama tedavisi içindir ya da hani rahimini tutulması içindir. Pek çok soru var, işte şu kadar yıllık evliyim, bebeğim olmuyor, bu kadar yıllık evliyim, ne yapmalıyım diye. Bunlara toplu bir cevap olsun. Mutlaka görünmeniz gerekir. Tabii yani ki. Bunu hatta 7 yıl beklemek yok, hayır, bile bizim niyadımız 1 yıldır. Hani yaşı küçükse 1 yıl beklesinler. Eğer 35 yaş civarındaysa 6 ay beklesinler. Evet. Bu kadar. Yani bu kadar soru
sadece yıllarını söylemişler ve bebeğim olmuyor, ne yapmalıyım aslında demişler. Aslında hani mutlaka ulaşmışlardır doktorlara. Bir internet doktorluğu diye bir şey de var artık, biliyoruz. Her sasılar her şeyi araştırıp biliyorlar. Bir soru daha, önemli bir soru, hem de bu konuda da bizi aydınlat. Tüp bebekte bir yumurtası olduğu için eşime tüp bebek yapılmadı. Bir yumurta yeterli midir tüp bebek için demiş izleyicimiz. Şimdi burada hastaya göre cevap vermek lazım. Eğer hasta gençse, yumurta rezervi iyiyse ama biz bu tedavide bir yumurta çıkartabiliyorsak, hani bu hastayı tüp bebek tedavisine almamayı tercih ederiz. Çünkü bir sonraki tedavide daha fazla yumurta çıkartıp şansını arttırmamız mümkün. Ama bazı hasta grupları var ki hasta 40 yaşında, zaten elde edebileceğimiz yumurta sayısı 1-2 kadar. Yani hastadan beklentimiz zaten 1 ise ve endometriyumu rahim içerisinde çok güzelse bunu deneyebiliriz. Çünkü bir sonraki tedavide de belki ya bu bir yumurtayı alacağızdır ya da hiç alamayacağız. Burada hastaya göre değerlendirmemiz gerekiyor. Yani dediğim gibi daha zengin bir yumurta cevabı alınabilecekse tabii ki ertelenmeli. Ertelediğimiz hasta grubu sadece bunlar da değil. Bazen çok yumurta elde ettiğimiz hastalarda da erteliyoruz. Çünkü çok yumurta dediğim gibi hipersimülasyona geçirebiliyor. Hastanın sistemik düzenini bozabiliyor. Bu hasta grubunda da hani en azından yumurtaları toplayıp embriyo oluşturup gene transferini yapmıyoruz. Böyle bir hasta grubumuz da var. Hastaya göre cevap vermemiz gerekiyor. Evet. Yani tüp bebek ve kısırlık tedavisi zaten standart bir tedavi değildir. Hastaya özeldir. Hastanın yaşına, yaşam tarzına, o anda hastanın maddi gücüne bile göre değişir. Yani vereceğiniz ilacın dozu, cinsi, onu bile ayarlayabilirsiniz. Tamamen hastaya özel bir tedavi yöntemidir. Mutlaka doktorunuzla görüşmek lazım. Zaten tüp bebek tedavisinin hepsinde, aşılamada da kısırlık tedavisini tamamen. Kişiye özeldir. Kişiye özel yapmak zorundayız. Yoksa zaten mutlaka bir yerden bir sıkıntı çıkar hastada. Evet. Hemen şöyle bakalım. 28 yaşında bir izleyicimiz. Boyunu kilosunu vermiş, 73 kiloyum. Aşılama yaptırmak için yine aynı soru. Polikistik overim var ve bir yumurta yeterli mi demiş. Bunu açıklamıştık. Yeterli olabilir. Aşılama için yeterli olabilir. Çünkü bazı polikistik over hastalarında yumurtlama diye sağlamak da çok zor olabiliyor. Eğer yumurtası güzel, endometriyum kalitesi güzelse yeterli olabilir. Evet. Ya da eşi tamamen normalse normal birlikteliğe bırakılabilir. Yine burada doktorun tercihine güvenmek gerekiyor. Bir yıllık evli bir izleyicimiz, 19 yaşında, adet düzensizliğim var. Doğal yolla olur mu? 19 yaşında küçük gibi görünür ama tabii düzensizlik yani, önemlidir. Evet, hani ben aslında devlette bile, yani şu anda devletin ödeme kapsamında bile 23 yaşın üzerinde ilaçları ödüyor bizim kısırlık tedavisinde. Hani belli bir yaşa ulaşmak lazım. Hem kemiklerimizin gelişmesi için bayanlarda, çünkü o doğum yapacak daha sonra. Hem ruhsal olgunluğa ulaşmak için biraz daha beklenebilir. 19 yaş çok erken. Ama hadi bu hastamız tabii 17 yaşında evlendi de 19 yaşında bunu soruyorsa bir değerlendirmek de gerekiyor. Evet, sorular geliyor. İlaçlı ultrasondan bahsedilmiş ama herhalde hocam... İlaçlı ultrasonu rahim içerisinde görmek için falan... Kullanılan herhalde yani ondan bahsedilmiş. Yani bu ilaçlı değil de ben bilmiyorum, daha açık yazmış mı? Hayır, sadece bu yani kadar yazmış. Bazen rahim içerisinde görmek için biz içeriye bir sıvı veriyoruz. Yani sıvı eşliğinde rahim içerisinde izliyoruz. Hani içeride bir polip var mı, bir düzensizlik var mı, bunu görmeye çalışıyoruz. Bu yöntemden bahsetmiş olabilir. Tüp bebek hastalarında çok sık yaptığımız bir yöntem. Hani önceden bir ay öncesinden bunu yapıyoruz ki hani bir problem varsa önceden bunu tedavi edelim. Arkasından vay bunu yapsaydık demeyelim diye bunu yaptığımız bir yöntem. Peki ilaçlı olması poliplerde. Bütün ayrıntılara İlaç, mı ulaş? İlaçtan, ilaç değil aslında. İçeri verdiğimiz bir steril bir sıvı aslında. İlaçla kasıt belki de rahim filmini kastediyor olabilir. Hani rahim filmi zaten çok sık yaptığımız bir yöntem. Hani hastaya önce bir yumurtlamasını değerlendiririz. Rahim hormonlarına bakarız, erkeği değerlendiririz ve rahim filmi de bizim için olmazsa olmazlarımızdandır. Hem rahimin içini görürüz, hem tüplerin açık olup olmadığını görürüz. Bundan bahsediyor olabilir. Rahim filmi ayrıca tedavi edici bazı hastalarda tedavi gibi bile olabiliyor. Yani çok sık karşılıyoruz. Rahim filmi çekeriz, 2-3 ay sonra kendiliğinden hamile kalır. Aslında 2-3 yıldır da hamile kalamıyordur. Bu tip hasta grubumuzda var. Rahim filmi demişken bunun da çok fazla söylentisi vardır ya hocam. Korkulur, çok, ne kadar yapılır, ne kadar süre yatacağım, yatmalı mıyım, rahim nedir? Rahim filmi şöyle aslında bir genel çok kolay, kısa süren bir yöntem. Ve ne zaman yapılıyor?
ya zamanı adetten temizlendiğimiz gün. Yani 7. 8. en geç 10. gün yumurtlama başlamadan önceki günlerde yapılması lazım ve kanamanın olmaması gerekiyor. Biz ilaçlı bir şey veriyoruz. Radyo opak bir madde veriyoruz ve bunun grafide izlemini görüyoruz. Rahimden, tüplerden geçişini izliyoruz. Böyle bir yöntem çok kısa süren, 5 dakikalık süren bir yöntem. Bazı hastalarda hiç ilaç vermeye gerek kalmadan hastanın tolere edebileceği bir rahatsızlık hissiyle geçiyor. Ama yine de çok sıkıntı olan hastalarda da anestezi altında verebiliyoruz. Yani bu internetten falan hasta, ben kendim direkt okumadım ama işte rahimi dışarı çıkartıyorlar. İlacı veriyorlar. Çok tekrar rahimi doktor içeri sokuyor. Böyle şeyler falan yazıyor. Böyle bir şey zaten mümkün değil, yapılamaz. Yani normal muayene tarzında ama hani radyolojinin de olduğu bir mekanda yapılan bir yöntem. Evet, yine bir erkek izleyicimiz. 5 milyon sperm var. Bu tüp bebek ya da aşılama için yeterli midir demiş. 5 milyon sınır bir sayı. 5 milyonun yanında hareketli ve kaliteli sperm varsa tabii ki aşılama yapılabilir. Ve bundan cevap beklenebilir. Evet. Pek çok sorularınız gelmeye devam ediyor. Ama programı sonuna geliyoruz. Bugün Nil Okur Hanımefendi ile birlikte. Dileyen hastalarımız isterseniz bizim hastanemizin internet sitesinden başvurabilirler. Mesajlaşabiliriz. Her zaman telefonla konuşmamız zaman açısından çok uygun olmaz ama mesajla, e-mail ile mesajlaşabiliriz. Evet, zaten bilgi için gelen telefon numaralarımız şu anda ekranlarda, oradan da ulaşabilirler sanırım size. Konuyu toparlamamız gerekirse bugün polikistik overden, over rezervinden, işte çikolata kiskisinden, pek çok sorularda gelen adet düzensizliğinden, kanama düzensizliğinden bahsettik. Şöyle toparlayacak olursak ki siz bunlara mutlaka çok karşılaşmışsınızdır pek çok sorunla. Bebeği olan annelerle bir tabii aradasınız. Resimleri de görüyorum ben sosyal medyada. Çok mutlu oluyoruz. Her şey için umutlu olmak gerekir diye. Böyle konumuzu bugün bir toparlayalım. Hem de o bebeklerden de biraz bahsedin bize. Yani bu zor günlerde, ülkemizin geçirdiği bu zor günlerde inşallah çok güzel, çok daha mutlu günlere ulaşırız. Öncelikle bunu söyleyeyim. Evet, inşallah. Allah inşallah bütün çocuk isteyen hastalarımıza da hayırlısıyla çocuklarına nasip eder. Önemli olan kendilerinin farkında olup eğer biraz önce bahsettiğimiz adet düzensizliklerini halledebiliyorlar. Belli bir yıla ulaştıysa birliktelikleri, bir an önce doktorlarına başvurup bir problem var mı? Varsa bununla ilgili ne yapılabilir? Bunlara ulaşmalarını tavsiye ederim. Doğru kişilere, doğru bir yere ulaşmak en önemlisidir. Güvendikleri bir doktora ulaşmanı tavsiye ederim. Sizin dediğiniz gibi güzel evlatlar ülke için yetişsin. Anne babalar da bu mutluluğu yaşasın ve bu ülke için, bu bayrak için, bu vatan için çalışmaya devam edelim. Sizin huzurlu güzel günlere ulaşalım inşallah. İnşallah, duamız olsun. Mutfağa gidelim mi birlikte hadi bugün sizin? Bir pizzaya bir bakalım. Ülkü, geliyoruz biz. Müsait misin? Müsaitim. Buyurun hocam. Mikrofonunuzu elinize alın lütfen. Evet hanımlar, beyler. Biz bugün pizza yaptık. Doktor Hanım'la birlikte. En son cümlelerimiz de dua niyetinde olsun. Ülkemiz için güzel evlatlar diledik. Vatanın milleti için çalışan evlatlar diledik. Bir taraftan da tabii ki öğlen saatlerine yaklaşırken acıktık. Bu yani hiç yatsıyamayacağımız bir şey ve çok güzel görünüyor değil mi hocam? Evet, rengarenk, lezzetli, kokulu. Ve dışarıdaki pizzalardan falan daha iyi, daha çok güzel lezzetli görünüyor. Sağlıklı. Sağlıklı. Ne yaptık Ülkücüğüm? Hemen bir hamurundan bahsedelim mi? Vardı Ayşegül, bir su bardağı süt vardı, bir su bardağı suyumuz, yarım yaş maya, bir çay kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı çay şekerimiz vardı. Bir tatlı kaşığı da tereyağımız vardı. Bunu güzelce pamuk gibi bir hamur yoğurdum. O hamurdan Ayşegül bu tepsiyle iki tane çıkıyor diyeyim. İkiye böldüm. Açtım. Açtıktan sonra salçamız vardı, biber salçası. Üzerine biraz sulandırıp salçayı sürdüm. Kekik serptim. Üstüne de işte domates, biber, mısır, sucuk, mantarımız. Mantar bu şekilde. Fırına gönderdim, pişirdim. En son kaşarını ilave edip tekrar bir iki dakika daha fırına gönderdim. Çok güzel görünüyor. Hazır işte. Eline sağlık Ülkücüğüm. Afiyet olsun. Hanımlar, dediğiniz hamuru yaptıktan sonra buzluğa da atabilirsiniz değil mi? Buzluğa da atılabilir. Bu önemli bir ayrıntı. Biz hep söylüyoruz bunu. Ayşegül, bu şekilde mesela bu şekilde hamuru, hamuru yerleştirip bu şekilde atıp
hazır bir şekilde çıktıktan sonra da pişirebiliriz. Ya da pişmişini de koyup ısıtabiliriz. Pişmiş de olabilir, ısıtılabilir. Çok güzel. Çiğ halde de kaldırılabilir. Ben denedim çünkü onu. Gayet güzel oluyor. Sen çünkü biliyorum ki kekleri bile yapıp buzluğa atıyorsun. Evet. Tatlıları yapıp buzluğa atıyor hocam. O kadar çok şeyi buzluğa atıyor çok ki. Güzel, belki. Pratik yani. Evet, harika. İnşallah afiyetle yiyeceğiz. Evet. Nil Hanım. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Yine bir ederim. Arada olmak ümidiyle diyelim. Ülkücüğüm eline sağlık. Afiyet olsun teşekkür herkese. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Selçuklu'dan, Karatay'dan, Meram'dan gelen pek çok mesaj var. WhatsApp hattına geliyor. Lapa lapa kar yağıyor diyorsunuz. Çok şükür. Biz de bu rahmeti bekliyoruz, bu bereketi bekliyoruz. Okullar tatil mi diyenler için lütfen toplu bir mesaj verelim. Şu anda bize ulaşan bir valilikten gelen bir açıklama yok. O yüzden okullara devam ediliyor. Konya merkez için söylüyorum tabii ki. Evet, bu güzel karlı günde biz ekranlarınızda sizin evinizi ısıtmaya çalıştık. Pizzamız da güzel lezzetimizle ve sohbetimizle sizinleydik. Yarın saatler onu gösterdiğinde ben yine burada KON TV ekranlarında sizi bekliyor olacağım. Yarına kadar Allah'a emanet olun.